خب قانون کی بگره جغیر قانون قرآن هر قانون کی دینه که اوجید بن جدین وان گرک مسلمان شیر بن نخابن بوان حیل وان قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی قرآن و کعبه جمرا نچان کای و پوت مجلسی. Beni dinleyen kardeşim, yani böyle bir inanca sahip olan ve gerçekten Mute gibi daha iğren çirkin fiilleri helal gören, Allah veda etti sözünden döndü, sümme aşa Allahu, sümme aşa, sümme aşa, sümme aşa Allahu Teala'yı döneklikle itham eden bu aşağılık taifeye nasıl biz kardeş diyeceğiz, vahdetten, ümmetten bahsedeceğiz veya onları İslam'ın halifesi gibi göreceğiz. Vallahi billahi tallahi bazı insanların anlamadığı bir konu var. Amerika, Rusya, Çin, İsrail bu ümmet için ne kadar tehlikeliyse Suudi Amerika ile İran da o kadar tehlikelidir. O kadar hain, o kadar İslam'a ihanet içerisindedirler. Buna hiç kimse ihtilaf etmesin. Vahdet anlayışıyla 1979'dan beri İslam coğrafyası içerisinde bunlar 4-5 milyon Sunni Şiileştirdi. Ve hala da bütün aktiviteleri Suriye'de ve Irak'ta ve Lübnan'da ve Afrika'da ve Türkiye'de ve her yerde ve Güneydoğu'da ve Kürt halkı içerisinde bile Şii faaliyetleri son sürat devam ediyor. Hatta benim kulağıma gelen bazı söylentilere göre Diyarbakır'da, Batman'da ve değişik yerlerde Şii medreselerinin açıldığı, orada Müslüman Kürt çocuklarının alttan alttan Şiileştirildiğine dair bazı söylentiler kulağımıza kadar geldi. Yani bu sapık ideoloji ve sapık fırkanın, bu ehli bid'a olan, hurafe sahibi olan ve sapkın olan bu topluluğun böyle ehli sünnet ve cemaat içerisinde sinsice, şeytanca yayılmasına elbette Müslümanın tepki gösterme hakkı vardır. Başka bir ayetullahları Mirza Cevat Tebrizi'nin Kur'an tarifi hakkında şöyle bir görüşü vardır. Ayetullah Mirza Cevat Tebrizi resmi sitesi Tebriz.org da kendisine sorulan soruya şu şekilde cevap veriyor. Soru: El beyan vel mecaniye hutbeleri sahih midir? Biharul Envar'daki el hayt el esraf vel nuraniye hadiseleri sahih midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve benim ehli beytim. Onlara sarılıp uyduğunuz müddetçe yolunuzu şaşırmazsınız hadisi hakkında soruluyor. Bu ikisinden en ağır olanı hangisi? Kur'an mı yoksa ehli beyt mi diye bir soru var. Bakın kardeşlerim, bu adam nasıl bir cevap veriyor, bu Şii adam. Bismillah, bahsettiğiniz emril müminin hakkında hutbeler sahih değildir, uydurmadır. Kast edilen iki ağır şeyden en büyüğü ehli beyttir. Ve bazı müminlerin göğüslerinde muhafaza edilmiş Kur'an gerçeğidir. Yani burada kastettiği 12 imamı kastediyor. Yani bizim Kur'an'ımızın tahrif edildiğini ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ve İmam Ali'nin ve 12 imamın bildiği ve göğüslerinde sakladığı, kimsenin buna vakıf olmadığı Kur'an'ın da hakikat olduğunu söylüyor. Ve bununla Ehl-i Beyt'in Kur'an'dan üstün olduğunu açık net olarak dile getiriyor. Evet. Gerçeğidir. İmamlar iki ağır şeyden en büyük olanını korumak için kendilerini feda ettiler. Kur'an derken biz insanların elindeki Kur'an'ın Kur'an nushalarını kastetmiyoruz. Çünkü o nushalar onun Kur'an'ın ehli tarafından muhafaza edilmiş Kur'an hakkındaki hikayelerdir. Allah en iyi bilendir diyerek Kur'an-ı Kerim'in tahrif olduğunu, aslında gerçek Kur'an'ın şu anda bizim elimizde Allah-u Teala'nın ayetlerle vaat ettiği, korunacağına dair bize ahd ettiği ve sümme aşa Allah'ın da veda edip sözünden döndüğü ve Kur'an'ın tahrif edildiğini Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'in, Osman'ın, sahabenin, tabi'inin, Hanifi, Şafi, Hanbeli ve Malikilerin bu dini tahrif ettiğini ama onların imamlarının göğsündeki gerçek Kur'an'ın ne olduğunu biz hiçbirimiz bilmiyoruz. Kendileri de vakıf değil, bilmiyor. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki velayet-i fakih diye bir put üretmiş ve bu putun üzerinden bütün haramları helal ediyorlar. Düşünebiliyor musun? Seks köleliğine bile cevaz veren bir topluluk. Süstaniye soruyorlar onun kendi sitesinde. Diyor ki bir kadın Mute'yi para için yapabilir mi? Evet, yapabilir. Kendi bedenini saatlik olarak satabilir mi? Evet, satabilir diyerek fetva veriyor. Arkadaşlar, madem Mute İslami bir nikahtır, İslam'da yeri vardır, neden bu kadar toplum fuhuş yapıyor ki? Zaten
ya topu topuna bir saat gidip takıldığınız bir şeydir. Bir imam koyun genel evin önüne. Mübarek gelen gidene nikah kıysın. En azından bu fuhuştan kurtulsun insanlar. Ama şu bir gerçek ve hakikattir ki genel evdeki fuhuş neyse mutede odur. Her ikisi de fuhuşiyattır. Ve Allahu Teala nezdinde en büyük günahlardandır. Yalnız Şia kendine göre dini tahrif ediyor. Kendi egosuna ve nefsine göre bu yoldan bizi uzaklaştırmak için vahdetten, ümmetten, dostluktan, İrancılıktan bahsederek, Hümeynicilikten bahsederek hepimizin ahlakı ve karakteriyle oynuyor. Çünkü ehli sünnet ve cemaate göre haram olan nice şeyler Şia'ya göre helal ve meşrudur. Hatta iftira, komplo, kumpas, entrika bunlar hepsi meşrudur. Bize yapılan şeylerin hepsinin altında Şiicilik var. Şii o darun nedve şiilerinin kanune gibi gire gayri kanune Kur'an her kanune gidine ke evcidi bin cidine van gerek Müslüman şiyer bin ne hapın ve van hile van Kur'an-u Kabe jimera ne çankaya ukut meclisi Kur'an-u